Göğsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle çok kolay yapabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık çörek tarifi paylaşacağım. Bu çok kolay ve nefis olan çöreğimiz için bekleme ve pişirme süresi haricinde sadece 1-5 dakikada yapabilirsiniz. Bu tarif için kullanmış olduğum bardak ölçüm büyük boy çay bardağı 125 ml su alıyor. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler 7 bardak un, 2 bardak süt. Sütümüz oda sıcaklığından birazcık daha sıcak olması için biraz ısıtıyoruz. 1 bardak sıvı yağ, 2 tane yumurta, 1 tanesini bütün olarak içerisine kıracağız. 1 tanesini de sarısını üzerine ayırıp beyazını da içerisine ilave edeceğiz. 2 yemek kaşığı şeker, yarım yemek kaşığı tuz, 1 paket kuru maya. Kuru maya yerine yaş maya kullanmak isterseniz yaş mayanızda yarım paket yaş mayası kullanmanız yeterlidir. Hamur yoğurma kabımızın içerisine hafif ısıtmış olduğumuz 2 bardak sütümüzü ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 paket toz maya da ilave ettikten sonra çırpma teliyle güzelce çırpıyoruz. Mayamızı ve şekerimizi iyice eritiyoruz. Toz maya kullandığımız için sütümüzü çırptıktan sonra şöyle bir 10 dakika mayamızın iyice aktif hale gelmesi için bekleteceğiz. Şayet yaş maya kullanacaksanız bekletmenize gerek yok. Bu sadece toz maya için geçerlidir. Şöyle bir 10 dakika bekledikten sonra gördüğünüz gibi mayamız kabardı ve aktif hale geldi. İçerisine 1 bardak sıvı yağ, 1 tane bütün yumurta, ikinci yumurtamızın sadece akını ilave ediyoruz. Sarısını da üzerine sürmek için ayırıyoruz. Tekrar çırpma teliyle çırpıp güzelce karıştırıyoruz. Toplam 7 bardak un kullanacağız. Unumuzu azar azar ilave ediyoruz. Yarım yemek kaşığı tuzumuzu da ilave ettikten sonra onu çırpma teliyle karıştırıyoruz. Unumuzu ilk etapta hepsini birden ilave edersek istediğimiz kıvamı yakalayamayız ve istediğimiz yumuşaklıkta, istediğimiz lezzette bir çörek olmaz. O yüzden unumuzu öncelikle azar azar ilave edip karıştırıyoruz. Geri kalan unumuzu da azar azar ilave edip elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurunuzun şöyle tam kıvamında pürüzsüz bir hamur olmasını istiyorsanız ve çöreğiniz de şöyle puf puf yumuşacık ve çok lezzetli olmasını istiyorsanız o zaman kullanacağınız malzemeleriniz mutlaka oda sıcaklığında, sütünüzde hafif ısıtmanız gerekiyor. Mayalı bir hamur olduğu için şöyle 1-2 dakika yoğurduğumuzda hamurumuz hemen kıvamını alacaktır. Kıvamını size şöyle anlatabilirim. Poğaça hamurundan biraz daha yumuşak bir hamur olacak ve gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur olduğu için elimize bayağı yapışan bir hamur. O yüzden kesinlikle endişelenmeyin. Çöreğimizin lezzetli olması için hamurumuz biraz cıvık olması gerekiyor. Üzerine hafif şöyle un serpiştiriyoruz. Hava almayacak bir şekilde streç folyo ile veya da varsa da kapağıyla sıkıca kapatıyoruz. Üzerine şöyle kalın bir bez veya da battaniye sardıktan sonra oda sıcaklığında 1 saat bekletiyoruz. Kullanacağımız tepsimiz yuvarlak veya da dikdörtgen olabilir. İçerisine şöyle güzelce yağlıyoruz. Yağlama yerine veyahut da fırın kağıdı kullanabilirsiniz. Hamurumuz şöyle 1 saat bekledi ve gördüğünüz gibi hamurumuz her zamanki gibi en az 3 katı kabardı. Cıvık bir hamur olduğu için elimize yapışmaması için elimizi yağlıyoruz ve hamurumuzu şöyle güzelce toparlıyoruz. Hamuru toparlarken baktınız elinize yapışıyor, arada elinizi tekrar yağlayabilirsiniz. Hamurumuzun hepsini tepsimizin içerisine alıyoruz. Elimizi tekrar bol yağ ile yağlıyoruz ve tepsinin her tarafına bastırarak yaydırıyoruz. Hamurumuzu hiç hava almayacak bir şekilde şöyle streç folyo ile iyice güzelce sıkı sıkı sarıyoruz. Üzerine tekrar şöyle kalın bir bez sardıktan sonra oda sıcaklığında yarım saat daha bekletiyoruz.
Hamurumuzu şöyle yarım saat beklettik. Hamuru parmak uçlarımızla şekillendireceğimiz için parmaklarımızın hamura batmaması için parmaklarımızın ucunu şöyle güzelce yağladıktan sonra gördüğünüz şekilde şekil veriyoruz. Parmaklarımızla bastırırken iyice tepsiye gelecek kadar derin bir şekilde bastırmalıyız. Ben 8 dilim yaptım fakat sizler isterseniz dilimleri daha ince yapıp daha fazla dilim elde edebilirsiniz. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısını şöyle güzelce çırpıyoruz. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Yumurta sarımızı ayırdığımızda ben üzerine streç folyoyla sıkıca kapattım ve buzdolabına koydum. Bu arada çünkü hem çöreğimizin mayalanmasını hem tepsi mayasını beklerken o arada şayet yumurtanızı sarmazsanız üzeri kabuk tutup kuruyabilir. O yüzden üzerine streç folyoyu kapadıktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz. Ben dilimlerin üzerine bir bölümüne susam serpiştirdim. Bir bölümüne de kaşar peyniri serpiştirdim. Tepside de şöyle hoş görünmesi için bir tanesine susam, bir tanesine kaşar peyniri serpiştiriyoruz. Sizler isterseniz hepsine de kaşar peyniri serpiştirebilirsiniz. Renk katmak için ortasına şöyle bir tane domates koyuyoruz. Susam serpiştirmemiş olduğumuz dilimlerin üzerine de bol kaşar peyniri serpiştiriyoruz. Kaşar peyniri çöreğimize ayrı bir lezzet kattığı için isterseniz bütün dilimlerin üzerine kaşar peyniri serpiştirebilirsiniz. Az önce de belirttiğim gibi ben 8 dilim yaptım fakat sizler daha fazla dilim elde etmek istiyorsanız dilimlerinizi daha ince olarak yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tam fırına sürecektim. Sonradan aklıma pul biberi geldi. Pul biberi de bu çöreğimize çok yakışacağını düşündüğüm için pul biberi kullandım. Sizler kendi damak zevkinize göre pul biberini ister acı isterseniz tatlı kullanabilirsiniz. Acı sevenler için de acı pul biber çöreğimize çok yakışacaktır ve ayrı bir lezzet katacaktır. İsterseniz tüm çöreğin üzerine pul biber serpiştirebilirsiniz veya da benim gibi sadece kaşar peynirin üzerine pul biberinden serpiştirebilirsiniz. Bu tamamen kendi hayal gücünüze ve kendi damak zevkinize göre değişebilir. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Fırın derecemiz çok önemlidir. 175 derecede pişirdiğiniz zaman çöreğinizin içerisi tamamen çok güzel bir şekilde pişecektir. Yüksek derecede pişirirseniz çöreğinizin üzeri pişer, içerisi pişmez. Çöreğimiz fırından çıktığı gibi hemen servis yapmıyoruz. Üzerine temiz bir bez örtüyoruz. Şöyle en azından bir 15 dakika bekletiyoruz. Bekletmemizin sebebi çöreğimiz fırından çıktığında şöyle hafif buhar yapar. O yüzden o buharın gidip tamamen çekmesi gerekiyor. Ve şöyle dokunarak size ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Puf puf ve yumuşacık oldu. Çöreğimiz pişirmiş olduğumuz fırın tepsisinde çok güzel göründüğü için ayrı bir servis tepsisini almamıza hiç gerek yok. Pişirmiş olduğumuz tepsiyle masamıza getirip servis edebiliriz. Ve ben şöyle bir dilim koparttım. Kopartmış olduğum dilimi de yakından görün istiyorum. Çöreğimizin nasıl da kabardığını, içerisinin pamuk gibi bembeyaz, üzerinin puf puf olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman çöreğimizin yumuşaklığını kameradan da hissedebilirsiniz. Şöyle içerisini koparıp bir de çöreğimizin içerisini görelim. Çöreğimizin içerisinde gördüğünüz gibi çöreğimiz püskül püskül ve yumuşacık oldu. Üzerine kaşar peyniri serpiştirmiş olduğumuz çöreklerimizin yanına sadece çay ile ikram etmeniz yeterlidir. Fakat sadece üzerine susam serpiştirdiyseniz yanında reçel, bal, beyaz peynir, zeytin, domatesle de ikram edebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi bu çöreği yapmak gerçekten çok kolay. Bunu herkes yapabilir. Ve bekleme süresi ve pişirme süresinin haricinde sadece 1-5 dakika ayırmanız yeterlidir. Bizler bazı tariflerimiz için sadece 1-5 dakikada yapabilirsiniz diye yazıyoruz. Tabii ki hiçbir çörek, hiçbir pasta 1-5 dakika sürmez. Zaten bunun bir bekleme süresi ve pişirme süresi var. Hiçbir şey yapmasanız pişirme süresi var. Bizim demek istediğimiz sizin kendinizin sadece harcayacağınız zaman 1-5 dakika. Onun dışındaki tabii ki bekleme süresi ve fırında pişirme süresini hesaba katmıyoruz. Yani bizim demek istediğimiz bir börek yaparken nasıl yufka açarsınız, onun için bir zaman ayırırsınız. Ama bu çörek için yufka açmayacağınız için o kadar da zaman harcamayacaksınız. Bizim size anlatmak istediğimiz bu oluyor. Fazla zamanınızı harcamadan yapabileceğiniz en lezzetli, en güzel bu çöreği mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni göndereceğim video tarifleri kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Göğsüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı kesinlikle unutmayınız.
Her şeyin gönlünüzce ve sevdikleriniz olması dileğiyle hoşça kalın. Hep mutlu kalın.